Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Radyoterapi nasıl uygulanıyor? Nasıl bir tedavi planlaması var? Bizim bilmediğimizde arka mutfakta neler dönüyor? Şimdi hastamız tedaviye hastaneye kuruma başvuruyor. Onkoloji bölümüne başvuruyor, radyoterapi bölümüne başvuruyor. Hastanın dosyası açılıyor. Ondan sonra hastaya bir planlama tomografisi çekiliyor. Bu planlama tomografisi için hastayı hastalıklı olan bölgesini içine alacak şekilde tomografimizi çektiriyoruz. Bu tomografideki bilgiler bizim radyoterapi cihazının bilgi işlem bölümü dediğimiz sistemine aktarılıyor. Burada biz hastalıklı organın bulunduğu yerleri kontur dediğimiz volümlerini giriyoruz. Çevresindeki kritik organların da volümlerini giriyoruz. Bu bilgisayar üzerinde oluyor. Radyasyon fizikçilerimizle birlikte hastanın uygulanacak tedavinin hangi açılardan, nereye, ne kadar süreyle, ne kadar dozda verileceğini bir program dahilinde gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra hastamızın üzerine belli işaretlemeler koyuyoruz ki cihaza yattığı zaman bu işaretlerin üzerinde her gün lazerlere uyumlu olsun, hasta düzgün yatsın diye. Ondan sonra hastaya randevu saatleri veriyoruz. Her gün tedavi cihazına giriyor. Bu planladığımız bilgileri cihazımıza aktarmış oluyoruz. Cihazımız da hastamızı tedavi edecek şekilde hazır hale geliyor. Yani bir robotik sistem gibi düşünebiliriz. Yani hastaya bilgiler yükleniyor. Bu bilgiler üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Tedavi cihazımıza da bunları yönlendiriyoruz. Hastamız da tedavisini oluyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.